Efendim herkese merhabalar. Ben Bilmem Şehrin Bilir programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere İzmir Ödemiş'ten seslenmekteyiz. Ve şu anda yanımızda Erdoğan Sakatat ve Et Ürünlerinin işletme sahibi olan Ahmet Erdoğan bulunmakta. Ahmet Bey öncelikle merhabalar, nasılsınız? Merhaba, sizler nasılsınız? İyiyiz. Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Erdoğan, Erdoğan Sakatat sahibinin işletmesinin sahibiyim. Şu anda İzmir Ödemiş'teyim. Çok güzel. Adalet Hanım, siz de bu işte beraber yürütüyorsunuz, evet. Karı koca olarak. Evet. Siz de kısaca bir tanıyabilir miyiz? Adalet Erdoğan. Bu işi beraber yürütüyorum diyorsunuz zaten. Çok aynen. Güzel. Peki işletmeniz hakkında bilgi alabilir miyiz Ahmet Bey? İşletmemiz hakkında daha yeni açtık bu sektöre. Şu an iyi gidiyoruz. İnşallah devamına getirmeye çalışacağız. İnsanlardan, toplumlardan güzel bir şeyimiz var. Yorumları güzel. Zaten siz uzun süredir bu işin içindeydiniz. Şimdi de bu şekilde sakatat olarak bir işletme açmak istediniz. Peki neden böyle bir işletme açma ihtiyacı duydunuz? Ne kadar süredir bu sektördesiniz? 30 senedir bu sektördeyiz. Daha önceden toptan işimi yapıyordum. Şu anda perakendeye döndüm. Ödemiş'te de bir ilki başardık. Daha önceden vardı, kapandı kısa bir süreliğine. Biz açtık, inşallah devamını getirmeye çalışırız. Ödemiş'teki tek sakatatçısınız. Evet, tek sakatatçıyım şu an. Çok güzel. Peki ürünleriniz nelerdir Ahmet Bey? Hayvanın üç organı. Sakatat deyince insanların aklına sakat hayvan mı geliyor? Değil. Şöyle bakabilirsiniz. Hayvanların ciğerinden, kellesinden, yüreğinden, böbreğinden, uykulundan, beyninden, ne bileyim kokreçinden, kumbarından, işkembesinden her türlü kasapta bulamadığınız ürünleri bende günlük bulabilirsiniz. Zaten sakatat dediğiniz zaman akla ilk bu gelir. Günlük olması şart. Çünkü çok nazik bir şey. Et gibi değil. Yani et 3 gün, 5 gün dayanabilir ama sakatatın ömrü 2 gün. Herkes bunu bilir. O yüzden kasaplar yapamadığı için, biraz zor olduğu için biz sakatatçılığı devam ettirmeye çalışıyoruz ve herkesten iyi bir olum alıyoruz yani. Sakatat aslında hayvanların iç organları anlamına evet. Geliyor. Çok güzel. Peki kokoreçten bahsettiniz. Şu an galiba en çok talebi kokoreç olarak görüyorsunuz. Şimdi insanlara dışarıdansa evinde daha hijyenik, daha güvenilir bir şekilde kokoreç yeme imkanı da sunuyorsunuz. Evet, kokoreçi ham maddeyi kendimiz alıyoruz, ham maddeyi kendimiz işliyoruz, kendimiz pişiriyoruz. Gönül rahatlıkla yiyebilirler. Şimdi herkes nerede ne yediğini bilemediği için tedirgin yaklaşıyorlar. Acaba işte kokoreç yiyoruz ama ne yiyoruz gibisine. Burada gönül rahatlıkla kendiler kiloyla alabilir, evinde rahatlıkla yiyebilirler. Çok güzel. Peki Ahmet Bey, tabii ki biz buraya geldik, işletmenizin çok güzel ve hijyenik olduğunu gördük. Ama bunun dışında eminim sizin de dikkat ettiğiniz bazı unsurlar vardır hijyen anlamında. Eti seçerken ya da buradaki koruma anlamında. Hijyen anlamında neler yapıyorsunuz, onu öğrenebilir miyiz? Hijyen bakımında neler yapıyoruz? Genelde aldığımız ürünleri günlük alıyoruz. Çünkü günlük kesim her gün var. Bunu tedarik etme hakkımız var, durumumuz var, şartlarımız var. O yüzden başka neler var? Hijyen ortamından kendimiz seçiyoruz ürünlerimizi. Taze olmasını, yumuşak olmasını, müşteri gelebilecek yani yenilebilecek durumda olanları alıyoruz. Beğenmediğimiz ürünü almıyoruz. Seçici davranıyoruz. Seçici davranıyoruz, evet. Diğer ürünler işte gördüğünüz gibi elimizde eldiven, bonemiz oluyor. İşte günlük doğranıyor, malzemelerimizi hazırlıyoruz tezgahımızda. O şekilde sunum yediriyoruz. Çok güzel. Peki rağbet gösterildiğini hani daha bu işletmeyi yeni açmanıza, bir süredir açmanıza rağmen oldukça rağbet gösterildiğini zaten söylediniz. Sizce bu rağbetin sebebi nedir, başarınızın sırrı nedir? Ödemiş'te olmadığı için bir, ikincisi sakatat çok sevilen bir hayvansal ürünler. Nitekiminde insanların faydası çok var, zararı yok. Yani sakatat deyince sakatatın etten protein bakımından, vitamin bakımından daha çok zengin şeyliği var sakatatın. Ama ette o kadar bir protein yok, hiçbir şey özelliği yok. Sadece karnımızı doyuruyor, nefsimizi doyuruyor. Ama daha yararlı. Evet, ciğerde kan var, kan yapar, dalak kan yapar, böbrek mesela, yürek, bunların hepsi bir ayrı ayrı faktörleri vardır. Kokoreç mesela dediğimiz benim en çok sevdiğim ürünlerden biri. Beni hem genç, hem sağlıklı, hem dinamik, hem zihinsel olarak, hem beyinsel olarak veya kokoreçe borçlusunuz. Evet, sakatata borçlusunuz. Evet, sakatata borçluyum. Çok güzel. Peki Ahmet Bey, izleyenlerimiz size nasıl ulaşabilirler ve buraya nasıl gelebilirler? Ulaşabileceği yer çok güzel bir yerde. Ödemiş'in merkezindeyiz. Akıncılar Mahallesi'nde. Bankalara yakınız, caddeye yakınız. Çocuk Parkı'nın, Üçeri Parkı'nın, Teyari Parkı'nın yakınız. Yani cadde üzerindeyiz. Ödemiş'in merkezindeyiz yani. Çok güzel. Peki sosyal medyanız nedir acaba? Erdoğan Sakatat. O şekilde aratıp size oradan da ulaşabilirler. Ulaşabilirler, evet. Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Eliniz ayağınız sağlık. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Evet efendim, eğer sizler de
sakatat ve et ürünlerini en taze, en güvenilir yerden almak isterseniz gelmeniz gereken tek yer Erdoğan Sakatat ve Et Ürünleri diyoruz. Bugün sizlere İzmir Ödemiş'ten seslendik. Diğer bir durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.